yaşlılarımız için huzur evlerinin olmaması, gençlik merkezlerimizin bulunmaması, tarihi eserlerin korunamaması, trafik gibi yaşamsal sorunlar varken mevcut iktidar bu sorunlara doğru ve insani çözümler bulmak yerine yeni ve yaşamsal sorunlar üretmeyi tercih ediyor. Hepimizin öncelikli görevi şehitlerimizin kanıyla sulanmış olan bu güzide güzel ve yalnız ülkemize sahip çıkmak olmalıdır. Dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'umuzu yarınlara çocuklarımıza emanet etmek her birimizin en temel görevidir. Tüm açıklığıyla ifade ediyorum. Hepiniz sorumlusunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı başta olmak üzere bütün bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı hepiniz sorumlusunuz. Bu muhteşem kente hançer gibi saplanan tüm ucu ve inşaatlardan sorumlusunuz. Döneminde en geniş açıklığı geçen, en geniş stüktürel açıklığı geçen, döneminde dünyanın en iyi mimarlarından olan, bugün de dünyanın en iyi mimarlarından kabul edilen Mimar Sinan'ın göğe uzanan kubbelerinin gölgede bırakan, ranta uzanan kuleler yaptığınız için doğayı, çevreyi katlettiğiniz için, kentsel dönüşüm adı altında insanımızın mülkiyet hakkını gasp ettiğiniz için sorumlusunuz. Bizler de bu konuların takipçisi olacağız ve yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Martı projesi 28 Temmuz'da başlanacağı ilan edilen ve Kabataş iskelesini halkın kullanımına kapatacak olan ve denize dolgu yapacak olan gerçek anlamda bir vehamet projesidir. Kabuk mimarisiyle güya martıya benzeyen bir beton yığınıyla e, bir ustalık eserinden bahsedilmeye çalışılıyor. Bu bir ucube eserdir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ucubelerden bir tanesi de budur. Yolun başındayken geri dönülmelidir. Biz gerçek anlamda kanat çırpan, can çekişmeyen bir İstanbul istiyoruz. Bizim durduğumuz yer nettir. Ceddimizden aldığımız, atalarımızdan aldığımız bu güzel kenti, İstanbul'umuzu bir çağ açıp bir çağ kapanmaya sebep olan Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği bu güzel kentimizi yağmalamanıza izin vermeyeceğiz. Direneceğiz. Ve bunun için toplumsal muhalefetin bir an önce yan yana durması gerekmekte. İyi insanlar yan yana gelelim, ranta ve kente yapılan zulüme karşı hep beraber el ele verelim ve bu zulüm sona ersin diyorum ve hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.